Deniz canlıları neden plastik yiyor? Bu sorunun cevabı aslında oldukça basit ama ne yazık ki çözümü değil. Her yıl tonlarca plastik kıyıya vuruyor ve bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Yapılan araştırmalara göre gördüğümüz kirlilik bütünün sadece %15'i. Diğer %75'lik kısım denizin daha keşfedilmemiş yerlerinde bile varlığını sürdürüyor ve bu kirlilik değeri gün geçtikçe artıyor. Tabii ki bu sorunun sonuçlarını yine insanoğlu ve hayvanlar çekmekte. Kirlilik yüzünden hayvanların yediği plastikler, türlerinin yok olmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden oluyor. Ege bölgesi ekolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir bölge. Bu yüzden su kalitesi de hayvanlar için oldukça önemlidir. Ama son yıllardaki atıklar suyun yaşanabilirliğini düşürmekte. Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı veriye göre son birkaç yılda durumun pek de iyiye gitmeyeceğini görüyoruz. O halde biz neden bekliyoruz? Pars olarak kıyılarda, sahillerde, çöpleri toplaması için yengeç kolları ve yüksek kapasiteli CleanerBot adını verdiğimiz robot ile oluşan kirlilikten kendi payımıza düşeni halletmek ve çevre temizliğine katkı sağlamak istiyoruz. Örneğin, İstanbul, çevre kirliliği açısından Amerika ve Avrupa'nın belirlediği deniz kirlilik ortalamasını yılın çoğu gününde aşmakta. Ve bu da deniz popülasyonunu düşürmekte. Ancak tasarladığımız robotun hizmetlerinin uzun vadede atıkların çoğunu temizlemesiyle çevre kirliliği verilerinde doğa için pozitif sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.